manşete hoş geldiniz. Tabii ne kadar hoş olunabilirse, büyük çaresizlik dedik. Büyük buhran, evet içindeyiz, yaşanıyor. Artık büyük buhran, ekonomik kriz, deprem, işte finansal sarsıntı, Türk lirası şu kadar değer kaybetti yayınlarının çok fazla bir manası yok. Baktığınızda herkesin elinde telefon ve döviz kurlarında ne kadar bir gerileme olmuş, ona bakarak insanlar hayatını sürdürüyor, özellikle son günlerde. Dolar 17 lirayı aşmış. Pound 23 liraya dayanmış. Euro 20 liraya dayanmış durumda. Erdoğan en yakın kurmayını bile susturmuş Nurettin Canikli. Birazdan bakacağız. Kuyruklara bakacağız. Sadece ekmek kuyrukları değil, döviz bürolarındaki kuyruklar, bankalardaki kuyruklar, bütün bunlara bakacağız. Elbette ekonomistlerin son paylaştıkları notlara da bakacağız. Fakat şunu ekrana getirmeyeceğim, şunu yapmayacağım. Bugün Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın lafları kritik ediliyor, iktidar sözcülerinin meclisteki lafları kritik ediliyor. Ne bileyim, sarayda en son Elon Musk'la, işte Tesla'nın patronu, Elon Musk'la bir görüşme yapılmış, fotoğraf paylaşılmış, onun üzerine analizler döşeniyor. Böyle bir şey olabilir mi deniyor. İşte düşün yakamızdan diyenler arttı. Bunlar finansal piyasaları, ne bileyim kuru, faizi veya ekonomiyi yönetemiyorlar. Böyle mi yönetilir diyenler var. Bakın, daha da sıralamayacağım. Bugün Türkiye'nin başına çöken şebekenin, çetenin bir suç örgütü bu. Türkiye'yi yönetmek gibi bir derdi olmadı. Sadece durumu idare etmeye çalıştılar. Ve bunu kendi bekaları ve devamlılıkları için yapmaya çalıştılar. Çünkü indikleri anda, düştükleri anda iktidardan düşmüş, muhalefete geçmiş falan olmayacaklar. İktidardan düşmeleri kendi sonları, kendi ve ailelerinin ve çevrelerinin sonları. Ve bu suça son 8 yıldır 10 binleri, 100 binleri de ortak ettiler. Onlarla beraber yargılanacaklar. Aşağı doğru bu saadet zinciri iniyor. AKP il ilçe örgütlerine kadar inmiş durumda. 2. Bundan 8 sene önce yaptığımız yayınlarda Türkiye'ye bir kötülük yapmak için bir ekibi iş başına getirseydiniz, bunların yaptıklarını yapamazdı diye analizler yapıyorduk biz. Bugün Türkiye'de bunlar konuşulmaya başlandı ama biraz gecikmeyle. Irak'ta olmuş galiba, geçen bir yayında takip ettim. Irak tecrübesini yaşayanlar, işte Saddam'ın gelişinden önce ülkede depremler veya ilk sarsıntılar yaşanmaya başlarken ülkeyi ilk aydınların, ardından da sermayenin terk ettiğini söylemişler. Türkiye'de de bu oldu. Şimdi söylenecek şeyler başka. Muhalefet sözcülerine bakıyorum. Hepsi İyi Parti'den CHP'ye, Babacan'ın partisinden Davutoğlu'nun partisine kadar bambaşka şeyler söylüyorlar ki bu Babacan'la Davutoğlu da 2018 Haziran'da trenden inenler yani. Trenden en son inenler. Köprüden önce çıkışı en son kullananlar ki bana göre köprüden önce çıkış 17 Aralık'tı. Yani bugün yıl dönümü. 8 sene öncesiydi. 2013 17 Aralık'tı. Ve ondan sonra her şey baş aşağı gitmeye başladı ve bu rejimin, bu iktidarın, rejimi bilemiyorum, rejimi sürdürebilirler ama bu iktidarın, AKP ve Erdoğan'ın sonunun başlangıcıydı. Fakat o gün 8 günde, 8 haftada, 8 ayda bu görülmedi. 8 sene geçmesi gerekti. Baş aşağı giden bir Türkiye söz konusu hemen her alanda. Sadece Türk lirası baş aşağı gitmiyor. Kıtlık ve yoklukla vatandaşın, halkın sınanacağı günlerin arifesindeyiz. Ve konuşan herkes, evet, bugün daha iyi günlerimiz, daha kötüsünü göreceğiz diyorlar maalesef. Ama dediğim gibi bunlar artık bir kehanet de değil. Dün bir ekonomi profesörünün 2011 yılındaki tweetini paylaşmıştım, Türkiye yükselişte bir ülke diye. O gün pek çok kişi böyle düşünüyordu. Bu bir analizdi. Ben de analiz ve kehanetin farkı diye paylaştım. Herkes bunu eleştirdiğimi, yerdiğim adamın ne kadar öngörüsüz olduğumu falan altına döşenmiş. Yahu arkadaşlar. Analiz başka, kehanet başka. O günkü analizler, evet gerçekten bazı konularda
ekonomi olsun, genel demokratikleşme paketleri olsun, şu bu. Türkiye'nin yönünün yukarı olduğu ve Avrupa Birliği aday ülke statüsünde aşamalar kaydettiği filan yönündeydi. Ama kehanet bunun böyle olmayacağı, o noktaya getiren idarenin bir gün şeytanlaşacağı veya işte kendi bekası, ikbali veya zenginleşmesi için bütün tuşlara nasıl basacağını göstermesiydi ve o kehanette bulunan çok çıkmadı. Biliyorum bir sivil dikta yazısı yazan Nuray Mert vardı, birkaç kişi daha vardı. Ama kimse bunu öngöremezdi. Yani bu bir kehanet çünkü. Türkiye hakkında bir kehanette bulunursanız, ben böyle bir kehanette bugünleri anlatan, 2021-2022 Türkiye'sini anlatan bir kehanete denk gelmedim. Analiz başka bir şeydir. Analiz eldeki verilerle, datalarla, bilgilerle, haberlerle, yorumlarla, yaşanan gelişmelerle o günü, o dönemi kritik etmektir. Ve hepimiz analizlerimizde yanılabiliriz. Bana 3 ay sonraki, 3 ay önceki, 6 ay önceki bir analizimi veya yazımı getirip önüme koyduğunuzda keşke yanılmasaydım ama yanılmışım diyeceğim analizlerim vardır, yazılarım vardır. Analiz başka bir iştir ki şu anda burada yapmaya çalıştığımız, kehanet başka bir şeydir. Ve hiç kimse şu anda Türkiye ile ilgili bir kehanette de bulunamıyor artık. 2022-2023 Türkiye'sine dair, Erdoğan veya Erdoğan sonrasına dair bir kehanette de bulunamıyor. Bunu bu şekilde belirlemek lazım. Bir de işin böyle bir yönü var. Evet, Türkiye'de ne sözün bittiği yerdeyiz ne de öngörülebilir bir dip var. Dibin dibi deniyor ama yani bilmiyoruz. Dip mi, dibin dibi mi, dibin dibinin dibi mi bilmiyoruz. Önümüzde bir seçim olursa bu iktidar için ölüm kalım seçimi. Ama onu da bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor, bir kehanette de bulunamıyor. Ha muhalefet açısından öyle değil. Muhalefet kaç seçim kaybetti, hala devam ediyor. Önümüzdeki seçimi de kaybeder, devam eder. Dolayısıyla biraz evvel de söyledim, 17-25 Aralık bana göre gezi eyleminin hemen ardından 17-25 Aralık, yani 2013 Türkiye için büyük bir kırılma senesiydi ve ondan sonra her şey baş aşağı gitti ve bana göre köprüden önce son çıkış da buydu. 17-25 Aralık idi. Ahmet Altan'ın ifadesiyle hırsızlar darbecilerle anlaştı veya derinlerle anlaştı veya Perinçek'te Bahçeli'yle anlaştı vesaire. Muhalefette enteresan bir rehavet var. Yani tamam Merkez Bankası'na gittiniz, kapısını çaldınız, bir randevu aldınız, görüştünüz. TÜİK'e gittiniz, kapısından döndünüz falan. Bir de Meral Akşener gitse ya, bir de Ali Babacan gitse ya. Merkez Bankası faiz indirmiş. Ya bu arkadaş piyasalar yangın yeri. Gidip bir randevu daha alsanıza. Kılıçdaroğlu almıyorsa Akşener alabilir, Babacan alabilir, Davutoğlu alabilir. Muhalefette enteresan bir rehavet var ancak konuşuluyor. Yani böyle bir şey olabilir mi lafları, işte risklere dikkat çekme, işte esnafı dinliyoruz. Ya esnafı falan dinlemeyin. Yani esnafın dinlenmesi olayını geçti. Esnaf zaten ağzı olan konuşuyor ve bunu kötü anlamda söylemiyorum. Herkes feveran ediyor. Herkes artık cebinde kameralı bir telefonu var ve çekiyor, paylaşıyor. Uyarılar yapma. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasını kayda geçirme filan dönemi bitti. Kim ne yapacak Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarındaki ifadenizi? Muhalefet iktidarı sarsma, muhalefet vurduğu yerden ses getirme sanatı. Yani mesela adalet yürüyüşü yaptı. Hep altını çiziyorum. CHP'nin görüp göreceğimiz son 3-5 senedeki en süper eylemiydi. Ama öncesinde sonrasında bir şey yok. Dolayısıyla muhalefeti eleştirirken, ya niye muhalefeti eleştiriyorsun? CHP'ye, İyi Parti'ye şuna buna laf söylüyor. Hayır yani bu program bir muhalefeti hizaya getirme programı değil. Onu yapmaya da çalışmıyorum. Sadece ben de burada konuşuyorum. O da kameranın önünde konuşuyor. Yani ben de burada konuşuyorum. Bir stüdyo haline getirdiğim ortamda bir kameraya bakarak konuşuyorum. Bir şeyler söylüyorum ve bunu yayınlıyorum Twitter'da veya YouTube'da. Kemal Kılıçdaroğlu da evinin mutfağından yaptığı yayını aynı şekilde paylaşıyor. Benden farklı bir şey yapman lazım. Kastettiğim bu, söylemeye çalıştığım bu. Akademisyenler, gazeteciler, eski siyasetçiler, evet evinin mutfağından, evinin bodrumundan, evinin bahçesinden veya bir uçağın koltuğundan veya işte parkta yürüyüş yaparken konuşup video çekip paylaşabilir ve bir takım itirazlarını dile getirebilir. Ama muhalefet de aynı şeyi yapıyor şu anda. Muhalefet hesap sorma yeri, muhalefet iktidara alternatif olma yeri, ben daha iyi yönetirim deme yeri ve o iktidarı o koltuğundan etme yeri.
Seçim isteme yeri değil, seçime zorlama yeri. Hepimiz seçim istiyoruz. Muhalefet de seçim istiyor. Muhalefet sözcüleri bu durumu ancak bir erken seçim temizler. Evet. Herkes söylüyor. Sandığı getirip halkın önüne koyacaksın. O kadar zor artık bu. Hani ekmek aslanın ağzında, şimdi midesine indi. Sandık da artık aslanın midesinde, onu oradan çıkartıp milletin önüne koyacaksın. Tabir yerindeyse. O hal ilan edilir mi? Olağanüstü hal konusu bir ceza hukuku profesörü İzzet Özgenç'in tweetleriyle gündeme geldi. Hoca da enteresan, aylardır doğru dürüst tweet atmıyordu. Şimdi hemen her konuda tweet atıyor. Dini konularda da tweet atıyor. Ekonomik konularda da tweet atıyor. Alanı dışında tweetler atmaya başladı. Onu geçtik. Ülkede her şeyin güllük gülistanlık olduğunu hatırlayın. Temel Karamollaoğlu görüşmesinde öyle söylüyordu. Her şey yolunda, bir sıkıntı yok diyordu. Böyle düşünen bir lider ekonomik buhran var deyip o hal ilan edebilir mi? Ha, çevirir belki. Ekonomik kurtuluş savaşı, dış güçlerle işte mücadele için şu bu falan diyebilir. Veya işte dövize, döviz mevduatına çökmek veya belli sermayeye çökmek için belli kararlar alabilir belki, bilemiyoruz. Ama bu kesin bir dille yalanlandı. Ama bu yalanlama da biraz geç geldi. Yani Erdoğan gene bir 2-3 gün ortadan kayboldu. Kendinde miydi değil miydi bilmiyoruz. Fakat enteresan bir şekilde İzzet Özgenç'in tweetleri veya o hal talebi kamuoyunda bu kadar yoğun tartışılırken iktidardan çıkmadı. 48 saat sonra yalanlama şeyleri geldi. Mesajları veya tweetleri geldi. Bir de böyle bir konu var. Büyük çaresizlik. Büyük çaresizlik. Bakın bu banka kuyrukları fotoğraflarını Turhan Bozkurt paylaşmış, ekonomist. ING Bank'ta kuyruk, İş Bankası'nda işte kuyruk. Evet, bankalar da ne yapacağını şaşırdı. Turhan Bozkurt devamla bir aktif bank müşterisinden gelen mesajı paylaşmış. Biraz önce aktif bank bilmem neresi şubesinden 25 bin dolarımı çekmek istedim. Kasamızda yok, piyasada da yok. İstediğiniz bankaya masrafsız dolar transfer edelim ama bizde yok dediler diyor. Evet. Biraz evvel bahsettiğim Erdoğan'ın susturduğu bakan Alican Uludağ paylaşmış, gazeteci. Nurettin Canikli, ki AKP'nin ekonomi kurmaylarından, son yapılan AKP-MKYK toplantısında ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatmaya çalışınca Erdoğan dahi tamam anladık diye kendisini susturmuş. Bir yıl öncesine kadar dolar bazında asgari ücret düşerken hala çıkmış tarihi artış diyor, ki o tweetlerde şunlar: asgari ücretteki tarihi artış oranı çalışanlarımızın satın alma güçlerini, ortaya çıkan erozyonu telafi etmenin ötesinde reel olarak da artırılmıştır filan. Asgari ücret işte dolar karşısında şu yok işte efendim alım gücü itibariyle bu falan gibi kritikler yapılıyor. Yani değil 4000, 4200, 5000, 6000, 7000 de. Ve ya siz her ay belki asgari ücret belirlemelisiniz. Şimdi bu asgari ücret 2022 için belirlendi. 2023'e kadar artış yok. Ne yapacak insanlar 4250 TL ile? İşverene 450 TL'lik bir vergi muafiyeti getirseniz de. Evet. Ekonomik ohal saçma bir iddia demiş. Ama bu yalanlamalar, dikkatinizi çekerim, 48 saat sonra geldi. O hal fitnesini çıkaran İzzet Özgenç'in savrulduğu yer diyor Ahmet Hakan. 48 saat durdular, tepki vermediler. İşareti alınca tepki verdiler. İzzet Hoca Erdoğan'a yakın mı diye sorgulamış Abdülkadir Selvi. Yakın olmadığını anlatıyor. Erdoğan'a yakın değil, sarayla alakası yok falan. Bizden çıkmadı bu çabası. Neyse. 2021 asgari ücreti 2250 ekmek alınırken 2022 asgari ücretiyle 1417 adet alınıyormuş, ki bu daha da düşecek belki. Ve ekmek kuyrukları. Bakın size bir şey söyleyeyim. Kıtlık da deniyor ama yokluk kelimesi biraz daha uygun. Belki onun arefesindeyiz. Yani büfede ekmek varsa, cebinizde de paranız varsa, ne olursa olsun dolar karşısında, gidip onu alabilirsiniz. Yani ya da
Market rafında bir ürün varsa, onu alacak gücünüz varsa veya onu alacak paranız varsa gider onu alabilirsiniz. İstediği kadar kotalı olsun, şu olsun, bu olsun. Neyse, kota bir tanedir, iki tanedir. Alırsınız yani. Çocuğunuzu doyuracak rızkı temin edebiliyorsunuzdur. Ve o rızkı pazarda, çarşıda bulabiliyorsunuzdur. Ya yoksa? Yokluk bu işte. Yani cebinizde para olsa bile o rızkı bulamama. Cebinizde para da yok, rızık da yok. Geçmiş olsun. Bu da döviz kuyrukları. Her yerde kuyruk var. Banka, döviz bürosu, ekmek kuyruğu. İşte yokluktan yokluğa geliyoruz. Profesör Doktor Ahmet Mesut Onat paylaşmış. Ateş düşürücü serum var ya, bildiğiniz Parol. İltihaplı romatizmada kullandığımız işte Actemra. Durum daha bitmedi. Kortizon serum, ağır hastalarımızda gerektiğinde organları kurtarıcımız Prednol. İşte bu ilaçlar yok kardeşim, bildiğin bulamıyoruz. Hayal bile edilemez bir şey diyor. Yokluk bu. İmkanın var, gücün var, cebinde paran var ama ilacı bulamıyorsun. Yokluk bu. New York Times, dış şokların etkisi filan deniyor. Ya hangi dış şokun etkisi? New York Times'ın İngilizce paylaştığı, tabii elbette İngilizce yayınlanan bir gazete ve bir Türkiye'den çekilmiş bir fırın fotoğrafı eşliğinde grafiğiyle paylaştığı bu şeyde diyor ki, mealen, Türkiye'de diyor fırıncılar fiyat kontrolü ve artan enflasyon nedeniyle ekmek yapmaya devam edemeyeceğini söylüyor. Müşterilerin de satın almaya gücü yetmiyor diyor. Yani yokluk bu. Fırınların artık ekmek yapamaz hale gelmesi, müşterinin alım gücü olabilir, bir süre sonra o müşterinin alım gücünü de yitirmesi. Yani artık bir yerden ekmek, gıda, temel yaşam malzemeleri, ilaç, neyse, bunları belli merkezlerde toparlayıp yine imkanı olmayanlara belli bir zincir halinde dağıtma organizasyonu. Bunlara kafa yorması gerekiyor artık insanların. Bu artık bilerek yapılan bir kötülük, ülkeye çok yazık demiş. Biraz evvel yani yayının başında bahsettiğim kötülük analizi, şebeke analizine havale ediyorum. BDDK bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesi filan diye. Yani diyor ki benden diyor ucuza diyor ucuz maliyetle kredi alıyorsun, sonra gidiyorsun bunu dövize çeviriyorsun. Buna izin vermeyeceğim diyor. Geçti yani, şimdi siz %15, 16, 17 faizle kredi verirseniz dolar, dövizin bütün kalemleri bir yılda %100'ün üstünde artmış. 3 ayda %50'nin üzerinde artmış. Bakın dün değil evvelki gün daha neredeyse dolar 10 TL'yi konuşuyorduk, şu anda 17 TL. %70 artmış. Ya dün değil evvelki gün. Bakın tarihe, ne zaman dolar 10 TL konuşuluyordu. Birkaç gün önce, 1-2 hafta önce 10 TL konuşulurken birkaç haftada %70'lik bir fiili devalüasyon var. E adam gider tabii, kişi yani kimse gider tabii %15, 16, 17'ye faizle kredi kullanır. %70 getirisi olan bir işe yatırır. Ondan dolayı da döviz bürolarında öyle kuyruklar olur. Bakın akaryakıt ürünleri, benzinde 56 kuruş artış. Hep söylüyorum. İktidar marketçilere, stokçulara savaş açacağına, yine işte otomotiv stokçularına falan savaş başlatılmış, baskınlar yapılıyormuş filan. Kendi elinde olan araçlarda fiyat sabitlemeye, hatta indirime gitse. Fransa örneğini vermiştim. Ödenmemiş faturalardan dolayı elektrik ve gaz aboneliğinin kesilmeyeceğini, elektrik ve gazın kesilmeyeceğini, enerjinin kesilmeyeceğini ilan etse olmaz mı? Yok, yapamıyorlar. Yapmazlar da zaten. Cem Toker, önümüzdeki haftalarda büyük işletme olsun, KOBİ olsun, esnaf olsun, yüz binlerce insanın kapının önüne koyulacağından, aylarca evine tek bir lira götüremeyeceğinden emin olabilirsiniz. 2 kere 2, 4 demiş. Uğur Gürses, acaba diyor işverenler 4250 ve üzeri ücret alanlara yıllık ne kadar artış yapacak diye soruyor. Ama artık her geçen saat eridiği için rakamlar, kimse bir şey bilemiyor ve belli bir tazminatla veya tazminat anlaşmasıyla veya içeride biriken ikramiye neyse insanların belki de dalga dalga
işlerinden ayrıldığı veya işlerinden kovulduğu veya ayrılmak zorunda bırakıldığı bir sürece doğru gidiyoruz. İngiltere enflasyona karşı önlem için faiz artırır diyor ki Türkiye ile alakası yok. 15 bas puan artırarak Türkiye 100-100, 200-200 yapıyordu bunu. 15 bas puan artırarak 0,10'dan 0,25'e yükseltmiş İngiltere Merkez Bankası politika faiz oranını. Evet. Ki bu ülkelerde %2-2,5 civarında seyreden enflasyon, yıllık enflasyon %5 oldu. Karşılaştırmak bile abes yani. Tuğçe Varol paylaşmış, tek korkum içeriden bir darbeyle alaşağı edip uyduruk bir kararname ile yerine birini oturtmaları. Herkes seçim bekliyor, ben başka şeyler bekliyorum. Durum faiz artırmayla da toparlanmaz tweetine İbrahim Öztürk Profesör Doktor Moonstar'da analizleriyle tanıyorsunuz. Amaç ve konu artık o değil. Yani faiz artırma dönemi geçti. Bu aşama çok geride kaldı diyor. Sermaye hareketleri kontrolü dövizi kamulaştırma aşaması. Şu an içinde bulunduğumuz aşama diyor. Tuğçe Varol normal şartlarda şu anda ülkenin idarecisinin çalıştığı binanın önünde milletin ana avrat küfretmesi gerekiyordu. Fakat Kuzey Kore şartları hakim demiş. Evet. Biraz evvelki muhalefet analizine havale ederek geçiyorum. Ahmet Ümit şaka gibi. 2021 yılında 384 dolar olan asgari ücret %50 artışla 274 dolar oldu diyor. O arada Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı ve CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4250 değil 4500 olarak uygulanacağını söyledi. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu dolar işte 384 dolarsa veya 390 dolarsa ondan aşağı olmamalı diyordu. Birkaç gün öncesine kadar. Yani 1 Ocak 2021 seviyesi. Yani bir yıl önceki dolar seviyesindeki pozisyonunu asgari ücret korumalı diyordu. Onun hesabı da yaklaşık 6000 TL gibi bir şey çıkıyordu. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin 4250'nin 250 üzerinde 4500 olarak uygulayacağını söyledi. CHP'li belediyeler Kılıçdaroğlu'nun önerdiği artışı yapmadı demek ki. O da kendi içinde bir tenakuz, altını çizip geçelim. Ergun Babahan bugün 17 Aralık ona gönderme yapmış. Ulusalcı ve sekülerlere göre 17-25 Aralık iddianamesindeki deliller gerçek, Ergenekon balyoz davaları tezgah demiş. Bu konu çok su götürür, girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. 17-25'ten sonra dedim ya analiz başka bir şey, kehanet başka bir şey. Yapılan bütün analizler dünyada her hükümetin ortaya çıkan pisliklerle gideceği, dayanamayacağı yönündeydi ama öyle olmadı. Peki evet halk belki ekonomik refahını düşündü veya Tayyip Erdoğan'a bir vefa borcu vardı. Hayır dedi filan. Biz onun inmesini istemiyoruz. Devam etsin falan dedi. Neyse 2013'e kadar gerçekten ekonomik veriler tavanda seyrediyordu. Ondan sonra inişe geçti zaten. Yolsuzluğu umursamadı. Hırsızlığı umursamadı. %10-20 çalsınlar. Bunun fetvası da verildi. Ne olacak? Var hep zaten dedi. Olabilir dedi. Belli bir komisyon alabilirler. Neyse. Sonrasında enteresan olan halkla ilgili, halkın seçmenin sandıktaki davranışlarıyla ilgili bir takım öngörülerimizde yanıldığımız gibi muhalefet de yanılttı. 17-25 Aralık kırmızı çizgimiz diyenler önce çizginin rengini pembeye ondan sonra da tamamen belirsizliğe çevirdi. Devlet Bahçeli. Cumhuriyet Halk Partisi. Meral Akşener. Ali Babacan Davutoğlu zaten hükümetteydi o zaman. Yani AKP'nin içindeydi. Yani tuhaf bir biçimde muhalefetin bu 8 sene boyunca iktidara her sıkıştığı anda can suyu olması, bu sınır ötesi tezkereden yeni kapıya koşmak, Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının dokunulmazlıklarının kaldırılarak cezaevine tıkılması ve pek çok şeyde sessizlik bile yeter. Taş taş üstünde bırakmamanız lazım, sallamanız lazım ortalığı. 8 sene, ben bakıyorum bazen geriye doğru arşiv taramaları yaptığımda, 2017'de, 2018'de, 2019'da konuşulan konulara bakıyorum. Bakın 3-4 yıl öncesi. Bugünkü konular aynen konuşuluyormuş, çak çak çak. 2018'de de, 2019'da da, 2020'de de. Hala konuşuyoruz, 2021 bitti. Yurttaşların büyük çaresizliği demiş Uğur Gürses. İçinde bulunduğumuz tren ağır çekimde çarpışmada izliyoruz. Evet. Durum bu.
Ve böylelikle de bir haftayı kapatıyoruz. İş nereye gider? Nasıl olur? Gerçekten anlamak, anlamlandırmak zor. En son işte köprü geçiş ücretleri, öbürü bir iki. Osman Gazi köprü geçiş ücreti yeni 600 lirayı bulmuş. Dolarla mı maaş alıyorsun? Dolarla maaş almıyoruz ama her şeyimiz dolara endeksli yahu. En basit örneği. Her şeyiniz daha doğrusu, ben orada yaşamıyorum. Merkez Bankası mı dolara müdahale ediyor? Dolar mı piyasalara müdahale ediyor? Bunu göreceğiz veya görüyoruz. Onun içinden geçtiğimiz süreci hep beraber idrak ediyoruz. Son 1-2 haftada Merkez Bankası müdahalelerinin, bütün ekonomistleri takip ediyorum, bir kavle göre 4-5 milyar dolar, bir kavle göre 7-8 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Ama alev o kadar güçlü ki, ateş o kadar güçlü ki veya işte hani demir, çelik neyse yoğun ateş, yüksek ateş karşısında kızarır ya. Ve siz ona diyelim ki suyla soğutmaya çalıştınız, birkaç damla damlattınız, cız cız böyle buharlar saçarak hiçbir şeye yaramaz. O aynen kor halinde kalmaya devam eder. Aynen onun gibi Merkez Bankası'nın milyar dolarları böyle yandı gitti. Ateşe adeta yani birkaç damla su anında buharlaşan cız cız diye giden şeyler gibi. Merkez Bankası'nın ekonomistler eksi 30 milyar dolarda olan rezervinin de eksi 40 milyar dolara gerilediğini ifade ediyorlar. Bu 17 Aralık itibariyle. 17 Aralık 8. yıl dönümünde büyük çöküşe, büyük çaresizliğe ve büyük buhrana ve büyük yokluğa giden süreçte bir yıl dönümü olarak da düşündürücü olması yönüyle denk geldi. 17 Aralık'ın yıl dönümünde dolar 17 TL'yi geçti deniyor. Evet. Ben o rastlantılarda veya işte rakamın denk gelmesinde şu bu falan değilim. Ama son haftalarda piyasalardaki fırtınanın zirve yaptığı bir günü yaşadık. Ve böylelikle hafta sonuna giriyoruz. Pazartesiyi kimse kestiremiyor. Herkese iyi hafta sonları dilemek isterdim ama aman kendinize mukayyet olun. Bunlar daha iyi günlerimiz mi? Yarın çok daha kötüsü mü geliyor? Allah korusun. Ülkeyi içindekilerle beraber yakınlarımız var, arkadaşlarımız var. Biz bütün etrafımızla beraber yurt dışına gelmiş, burada bir komün oluşturmuş yaşıyor, bir mahalle oluşturmuş yaşıyor değiliz. Dolayısıyla bizim de içimiz yanıyor, canımız acıyor. İlaç bulunamadığı zaman, ekmek bulunamadığı zaman, zorunlu ihtiyaç maddeleri bulunamadığı zaman. Bundan emin olun. Acıyı, yokluğu, ızdırabı paylaşıyoruz. Bunun analiz edilmesinin en güç olduğu zamanlardan geçtiğimizin de altını çizmek istiyorum. Gerçekten bunu konuşmak, analiz etmenin en zor olduğu. Bugün canım yayın yapmak istemiyor dediğimiz günlerden geçiyoruz. Ama yayınlarımızı sürdüreceğiz elimizden geldiğince. İyi hafta sonları her şeye rağmen. Hafta başında tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın.